Büyük Millet Meclisi'nde bütçe komisyonunda bütçe görüşmeleri tamamlandı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü de genel kurula inecek. Ama onun öncesinde toplumun çeşitli kesimlerinde bütçeye ilişkin eleştiriler var. Bütçede kendilerini görememekten dolayı şikayetler var. Bugün burada emeklilerle ilgili, emeklilerin bütçedeki yeriyle ilgili bir basın toplantısıyla birlikteyiz. Tabii başlangıçta şunu söylemek isteriz ki, demokrasi mücadelesinden ve emek mücadelesinden emekli olunmaz diyor bütün emekçiler. Ve bunu şöyle bir görselle ifade ediyorlar. Türkiye'de 12 milyonu aşan bir emekli var. Türkiye'de 22 milyon insanın prim ödediğini düşünürsek eğer, bu 12 milyon rakamının çok önemli bir toplumsal kesimi ifade ettiğini belirtmek gerekir. Diğer taraftan emekliler yıllarca çeşitli kurumlarda, üretimde, fabrikalarda, sosyal ve iktisadi kalkınmamıza katkıda bulunan, vergisini ödeyen, primlerini ödeyen çalışanlar emeklilik süreçlerinde yıllar boyu verdikleri bu emeğin karşılığını almak istiyorlar. Ama daha acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve bu ekonomik krizin bedelini de emekliler ödüyor. Dolayısıyla emekliler, biraz sonra talepler kısmında söyleyeceğim, krizin bedelini ödemek istemiyorlar. Bugün burada tüm emekliler sendikası yöneticileriyle birlikteyiz. Onlar da bu taleplerini bizlerle birlikte paylaşıyorlar. Kriz derinleştikçe bundan en fazla nasibi, faturayı en fazla emekliler ödüyor. Enflasyondan en fazla emekliler zedeleniyor. Pahalılıktan en fazla emekliler zedeleniyor. Hal böyle olunca da bütçe planlanırken emeklilerin haklarının daha fazla gözetilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Gelişmiş ülke emeklilere eğer bakarsak, gelişmiş ülkelerdeki emeklilerin yaşamlarına eğer bakarsak, emeklilere son derece değer verildiğini görürüz. Türkiye bu konuda ne yazık ki modern ülkelerin, Avrupa ülkelerinin çok fazla gerisinde emeklilerimize değer verme konusunda ne yazık ki çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bunun önemli göstergelerinden bir tanesi emekli maaşları. Emekli maaşları ne yazık ki 1000 TL gibi bir taban rakamla sınırlandırılıyor. Bunun insanca yaşam sınırlarının altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla emekliler insanca yaşamak istiyorlar değerli arkadaşlar. Sadece bununla bitmiyor. Emekliler yıllar boyu verdikleri emeklerin sonunda emekli olduklarında mutlu olmak istiyorlar ama hayatlarının sonunda bir kıtlık dönemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu paylaşmak isteriz. Geçimini sağlayamayan emekliler ömürlerinin son dönemlerinde dinlenmek, tatile gitmek yerine hayatlarını sürdürebilmek için ikinci bir işte de çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunun adı olsa olsa vefasızlık olur ve bu vefasızlığın son bulmasını diliyoruz. Emeklilere eğer bakarsak emekli kesimde, emekliler içerisinde borçtan oranının hızla arttığını görüyoruz. Türkiye Bankalar Birliği verilerini dikkatlice incelediğimizde 2016 yılında 56 yaş üstü 357.240 kişinin 5.7 milyar lira borçlandığını görüyoruz. Bu sadece rakamla değil, aynı zamanda kişi başına borçlanmaya da bakarsak emekliler arasında kişi başına borçlanma 16.107 TL değerli arkadaşlar. Emekliler bununla da kalmıyor. Kendi kaderlerini belirleme konusunda söz hakkı olmak istiyorlar. Örgütlenmek istiyorlar. Yıllarca mücadele ederek bir sendika kurmak istiyorlar. Bu konuda çeşitli engeller yaşıyorlar. Bu sendikayı kursalar bile ücretlerle ilgili pazarlık hakları yok. Ücretlerle ilgili toplu sözleşme hakları ne devletle ne de yerel yönetimlerle böyle bir hakları yok. Emekliler aynı zamanda çalışırken üye oldukları sendikalara üyeliklerin devam etmesi de imkan yok. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Bugün aramızda olan tüm emekliler sendikası mensupları tüm bu engellere rağmen mücadele kararlarıyla örgütlenmeye, emeklilerin haklarını savunmaya, ekonomik ve sosyal haklar için mücadele etmeye devam ediyor. Bu onurlu duruşlarından dolayı da onlara aramızda bulunuyorlar ve şükranlarını sunmak istiyoruz. Tabii emeklilerin kaderi hükümetlerin iki dudağı arasında. Emekliler büyük bir hak kaybı yaşadılar. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu oldu. Bu kanunla ne oldu? Birincisi emeklilik erişim hakkı zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emeklilik aylıkları da düşmeye başladı ve aynı koşullarda emekli olanlar arasında ücret farklılıkları yaşanmaya başladı değerli arkadaşlar. Aynı koşullarla emekli oldukları halde sadece dönemleri farklı oldukları için emekli maaşları arasında
farklılıkları biliyoruz. Diğer başka sorun ise yine emeklilerle ilgili olan taban ayrılığı sorunu. 1000 TL gibi bir sınır var. Bu sınırın asgari ücretle eşitlendirilmesi gerektiğini ve her yıl yine enflasyon oranında en azından güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Emekli, tekrar edersek, emekli aylıkları alt taban priminin 1000 TL değil, asgari ücretle eşitlenmesi ve her yıl bununla güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz değerli arkadaşlar. Bu çok doğal bir hak. Cumhurbaşkanı maaşının 59 bin lira bürüt maaşının 2019 yılında %26 olarak 74.500 lira olduğu bir ortamda emeklilerin bunu istemesi kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyoruz. Hemen bunu söyleyince bize bütçedeki darlıktan bahsedebilirler. Ama bütçe darlığının sadece emeklilere gelince söz konusu edilmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla emeklilerin aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirmeli ve alt sınır güncellenmelidir. Bir başka sorun şudur. Türkiye'de genellikle iktidar mensupları Türkiye'de erken emekli olduğunu, emekli yaşının düşük olduğunu, dolayısıyla bunun ekonomik hayatta ve bütçede devlet üzerinde ciddi bir yük getirdiğini savunurlar. Oysa rakamlar bize öyle demiyor. Türkiye'de emeklilerin %71'i 56 yaş ve üzeri değerli arkadaşlar. Üstelik yeni çıkan kanunla beraber her gün bu yaş sınırının aşağıya doğru gitmesi değil, yukarıya doğru gitmesi söz konusu. Çünkü emeklilik zorlaştırılıyor. Biliyorsunuz ki insanlar sigortalı sürelerini tamamlasa bile, insanlar hizmet sürelerini tamamlasa bile emekli olmak için bir yaşı bekliyorlar. Bu emeklilik yaşını yukarı çektiği gibi bizi başka bir probleme de karşı karşıya getiriyor. Şimdi şunu sormak gerekir. Erken emekli olsa bile bu emekliler emekli olabilmek için gerekli primi ödemişler midir? Ödemişlerdir. Dolayısıyla bunun ekonomiye yarattığı bir yükten bahsetmek zaten doğru değildir. Her emekli ödediği primin karşılığında emekli olmaktadır ve kendi emekli primini zaten ödemiştir. Bunun bir yük getirdiğini savunmak da doğru bir şey değildir. Ve buradan emekli yaşa takılanlarla ilgili birkaç şey söylemek gerekir. Bu bir kangren haline giderek geliyor. Toplumda bu konuda ciddi bir talep var. Adaletli paylaşımdan eğer bahsediyorsak, bütçenin adaletli paylaşmasından eğer bahsediyorsak, vergiyi ödeyenin karşılığını almasından eğer bahsediyorsak, emekli yaşa takılanlar sorunu bir an önce çözmemiz gerekir. Diğer taraftan ise siyasete güvenin yeniden tesis olmak için, seçim döneminde yaptığımız propagandaların, seçim bildirgelerinin anlamlı olabilmesi için, verdiğimiz sözleri tutabilmemiz için başta iktidar partisi ve onun küçük ortağı olmak üzere emekli yaşa takılanlarla sorununu bir an önce çözmemiz gerekir değerli arkadaşlar. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözlerin mecliste oturduğumuz koltuklara gelince tutulmaması toplumda siyasete olan güveni ciddi olarak sarsmaktadır. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve genel başkanımızla beraber hangi sözü vermişsek emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme geldiğinde mecliste hızlandırılması ve geçilmesi konusunda gereken hamleleri ve katkıyı sunmaya hazırız. Burada emeklilerle beraberiz. Bir başka problemleri var. Sağlıkta muayene ve ilaç katkısı payı var. Bir an önce bunun kaldırılmasını istiyor emekliler. Emeklilerimiz ne istiyor diye sorduğumuzda birincisi emeklilere sendika hakkı, örgütlenme hakkı tanınmalıdır. 2020 yılı zam için sendika ile toplu sözleşme imzalanmalıdır. 2019 bütçesinde emekli yok, emekçi yok, halk yok diyoruz. Emekliye, emekçiye, eğitime ve sağlığa bütçe ayırmak gerektiğini düşünüyoruz. Emekli maaşlarının insani yaşama koşulları seviyesini arttırılmasını, milli gelirden emeklilere pay verilmesini ve intibak yasasının çıkarılmasını istiyoruz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda az önce ifade ettiğim gibi sağlıkta yapılan kesintilerin kaldırılmasını, erişilebilir sağlık hizmetlerinin sağlanmasını ve hastanelerde geriatri kliniklerin açılmasını talep ediyoruz. Ve emeklilerin yasalardan kaynaklanan tüm ekonomik kayıplarının da derhal telafi edilmesini istiyoruz. Ve bütün bunların ise emekli sendikasının örgütlenmeyle beraber toplu sözleşmeyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Buraya geldiğiniz ve dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa bekliyorum. Çok sağ olun.